Bu programı kullanmak istiyorsak öğrenmemiz gereken iki temel şey var. Bunun mantığı nokta, çizgi, yani çizgi verisi bir de poligon alan verisi. Bu üç temel mantık üzerinden gidiyor. Onun için yani bir herhangi bir çizim falan yapacağımızda, yapmak istediğimizde bir katman oluşturmamız gerekiyor. Bu QGIS programının ArcGIS'ten ayıran en büyük özelliklerinden biri de bu GeoPatch katmanı diyor ya, yeni geçici katman oluşturma. Yani bunu oluşturduğumuzda herhangi bir kayıt yapmadan yani sadece gösterim olarak programa atar. Bunu kaydını yapmaz. Gereksiz tabakalar oluşturmak istediğinizde kullanırsınız. Yani bu da bayağı bir yani bilgisayarda arka planda yer kaplamız, işimizi görür. Burada işte 3-4 tane format var. Ben genelde ship katmanında çalışıyorum. Ya da geçici katman, karalama katmanı oluştur diyor ya. Buradan bir ship dosya katmanı oluşturalım. Mesela alan tabakası oluşturalım. Alan tabakası poligon olur. Buradan da öz nitelik bilgilerini oluşturalım. Mesela ada numarası. Şimdi bunun ne demek olduğunu göstereceğim size. Ada numarası tam sayı olarak gösterelim. Şu tam görünmüyorsa şöyle yapalım. Alan listesine ekleyelim. Parsel. Tam sayı. Yani burada tam sayı niye seçiyoruz? Rakam yazabilelim diye. Bir de açıklama diyelim. Açıklama. Metin olsun. Uzunluğu. Yani 50 karaktere kadar açıklama yapabiliyoruz. Şimdi buradan projeksiyon sistemimizi de seçebiliyoruz. Şu an VGC 84'te çalışıyoruz. Bu alan tabakasını oluşturduk ya. Şunu tamam dediğimizde geçici olarak kaydeder. Şimdi bir de nokta ve çizgi de oluşturacağım. Onunla masa üstüne kaydedeceğiz. Şimdi biz az önce ada parsel numarası şey yapmıştık ya, belirlemiştik ya, bir tabak oluşturmuştuk. Şöyle başlık attı, yani Excel'deki gibi mesela ID'si var, ada, parsel, açıklama. Şimdi bir katman bunda yeni geçici katman oluşturalım. Yani hepsini görelim diye. Katmanın adı çizgi olsun. Çizgi. Multiline. Tamam. Şimdi burada da çizgi uzunluğu yani. Ha, bu da şey anlamına geliyor. Mesela noktalı 100,2 metre olsun anlamında. Bir de çizgi adı. Tamam dedi. Şöyle çentikli bir ifade geliyorsa bunu geçici katman olarak oluşturdu. Herhangi bir kayıt yapmadı. Şunu kaydediyor ama arka plana her türlü. Şuradan öz nitelik şeyini açtığımızda gördüğünüz gibi çizgi uzunluğu çizgi attık. Bir de nokta oluşturalım. Katman oluştur. Ship dosyası olsun. Nokta.
Nokta adı metin olarak bir olsun. Bir de nokta yüksekliği kod. Bu da ondalık sayı olsun. Hassasiyeti de 2 olsun. Tamam dedik. Yani gördüğünüz gibi şöyle geldi. Şimdi 3 tane farklı formatta alan çizgi nokta katmanları oluşturduk. Şu katmanları oluştururken ben şuradan şunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar ne işe yarıyor? Şurada bir göz işareti var. Buna tıklayıp tüm katmanları göster dediğimizde hepsini açıyor. Tüm katmanları gizle dediğimizde hepsini kapatıyor gördüğünüz gibi. Buradan işte seçili katmanları göster. Yani bir sürü seçeneği var burada. Bunları işlem içerisinde yani çalıştıkça göreceğiz. Legend var. Seçme işlemleri var. Biz şimdi burada mesela grup var. Bu da grup oluşturduğunuzda çizim diye bir grup oluşturalım. Şunları seçip CTRL'ye bastığımızda basılı olacak yalnız. Sonra bunları sürükleyip şunun altına bıraktığımızda olmadı. Ya da şöyle toplayıp da şey yapabiliyoruz. Ya o karenin içine alacak. Şöyle yaptığımda bir grup grup halinde sıralayabiliyoruz. Yani bu da böyle. Burada mesela birden çok bir sürü projede çalıştığımızda bizim